Efendim hayırlı pazarlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, Özlem Zengin'le birlikte bir hafta aradan sonra tekrar Özlem'in de olduğu bir program olarak karşınızda olmaktan mutluyuz. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Hemen takdim edeceğim ve Türkiye'nin gündemini ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren dış gündemi bizi ilgilendiren başlıklarını konuşacağız. Takdim etmek isterim. Hemen sağ tarafımda Sayın Mehmet Sarı var. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ayaklarınıza sağlık. Ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sayın Yücel Koç. Hoş geldiniz Yücel Bey. Sizin de ayağınıza sağlık. Ve Özlem Zengin, AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili, Tokat Milletvekili. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk Fadime'cim. Hakikaten eve gelmek gibi yani. Evet, duygularını paylaşıyorum ben de. Özledik seni burada birlikte program yapmayı. Şimdi bir süredir biz bu masada aslında çok konuştuk. Bu bütün hikayeyi Türkiye birlikte yaşadı. 15 Temmuz olana kadar da hatta sizin de yazdığınız bir yazıda da belirttiğiniz gibi 15 Temmuz olana kadar Türkiye'de pek çok başka badire atlattık ama yeniden darbe olmaz gibi bir kanaatimiz vardı. Ve o yüzden de çok şaşırtıcı olmuştu. Hani FETÖ'nün neler yapacağına dair emareleri hep yaşamış olmamıza rağmen, onunla mücadele etmiş olmamıza rağmen. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Ben şu birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Hem izleyicilerimiz için hem de konuşmamıza bir atlık olsun diye. Yakın bir zamanda şimdi Danıştay'da bir savcının bir mütalası var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsüyle görev yapılamayacağını, bunun laikliğe aykırı teşkil ettiğine dair bir mütalaa. Bu sonradan Danıştay'ın tarafından geri çevrildi, durduruldu ama bu mütalaanın tek başına varlığı. İşte yakın bir zamanda Danıştay'dan yine alınan bir andımızla ilgili yürütmeyi durdurma kararı. Birkaç mesela Ergenekon yoktur gibi bir karar çıktı yakın bir zamanda. Bir davada Ergenekon davasına böyle bir örgütün varlığına rastlanamamıştır dendi. Birkaç tane çok temel veri, yani hukuki boyutu böyle olan ama onun dışında da işte sosyal olarak da karşımıza çıkan durumlar var. Eski Türkiye'yi bize hatırlatan ve sanki çok da geride kalmadığını, her an yeniden karşımıza çıkabileceğine dair bir hissiyatı da oluşturan bir durum. Şimdi önce bu bahsettiğim şeylerin bir hukuki boyutlarını bir konuşmuş olalım. Mehmet Bey size sormak istiyorum ilk soru olarak. Şimdi en son bu Danıştay'ın TSK'daki kararı ile ilgili incelemişsinizdir mutlaka mütalaa ile ilgili. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani laikliğe aykırılık kararı fikri çok genel bir şey midir? Nedir bu karşımıza çıkan? Şimdi aslında geçmişin, tabiri caizse tarihin çöplüğüne attığımız bir sorunların tekrardan Türkiye'nin önüne konulması işi bu. Başka bir şey değil. Yani buradan kimse kendine günün vazifesi çıkarmasını gerektirir bir durum yok. Bunu baştan belirtelim. Bir de tabii burayı temel haklar başlığı altında irdelemek lazım. Yani şimdi İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bakın 9. maddesinde din, düşünce ve vicdan özgürlüğü meselesi düzenleniyor. Burada kişilerin düşünce ve din özgürlüğüne sahipliği, bu sahipliğin sadece kendi inanç dünyası değil, dış görünüme yansıması bakımından da bir özgürlüğü ifade ettiğini vurguluyor, altını çiziyor. Benzer süreç anayasamızın 24. maddesinde de açık bir şekilde din ve vicdan özgürlüğünün serbest olduğu ve teminat altında, devletin teminatı altında olduğu ifade ediliyor. Diğer önemli bir mesele var. Mesela temel haklar başlığını düzenleyen anayasamızın 17-40. Maddeler arasındaki başlıklara baktığımızda da aslında burada da kişilerin temel hakları hususunda, temel haklara ilişkin meselelerde doğrudan yasaklayıcı, bunların doğrudan işte bu özgürlükleri külliyen ortadan kaldıran düzenlemelerin asla yapılamayacağını ifade ediyor. Şimdi bu başlığa baktığımızda eğer kişilerin kılık kıyafetlerine ilişkin kararları ve inançları çerçevesindeki hareketleri doğrudan kişinin kendi özgür iradesiyle verebileceği bir durum. Fakat bu sadece inanç boyutuyla değil, bunu dışa yansıması bakımından da bir özgürlüğü ifade ettiğini altını çizmemiz lazım. Tabii işin başörtüsü meselesine özgülendiğinde de karşımıza şöyle bir durum çıkıyor.
genel olarak ben bunu hani her cepheden düşündüğümde özellikle kadınlarımızın diyor ki yani kadınlara ilişkin bir meseleyi neden erkekler tartışıyor şeklinde bir bazen haklı bulduğum bir eleştirisi var. Yani buna ilişkin bir hak mücadelesi varsa bunu zaten kadınlar yürütüyor. Erkeklerden bir lütuf değil bu mesele. Ama ben meselenin hukuki perspektifte baktığımızda mesele eğer bir temel haklar meselesi ise toplumun tüm fertlerinin buna karşı durması gerektiğini ifade etmem lazım. Şimdi bunlar işin belki hukuki altlığı ama bir işin bir de siyasal görünümü var. O da şu, zaman içerisinde gerçekten bu bir siyaseten pozisyon alma, yeniden kendini gösterme, yeniden bir kafa kaldırma şeklinde ortaya çıkıyor. Yani Danıştay savcısının bunu bugünün şartlarında, bugün hangi şartlar tezahür etti ki böyle bir düşünceyi, böyle bir mütalayı, tabiri caizse bu yoklamayı neden yapma ihtiyacı hissetti? Buna baktığımızda da önemli bence sorunlar var. Yani hala toplumun içerisinde, bazı yüksek yargının içerisinde görev ifa eden kimselerin hala bu meseleyi içselleştirmediği, hala temel haklar bakımından kişilerin inanç, düşünce ve vicdan özgürlüğü bakımından hakka sahip olduğuna ilişkin tam anlamıyla bunu içselleştirmediği meselesini görüyoruz. Aslında Türkiye bu tür hususlarda önemli bir noktayı geride bıraktı. O da şu, bakınız illa bazı düzenlemeler, bazı meseleler kanunla getirilmesi, kanunla kişilere haklarının teslim edilmesi şeklinde tezahür etmez. Bazen fiili uygulamada yani toplumsal örf ve teamül bir anlamda bir noktada da hukukun temelidir aslında. Onun altlığı olarak da bakıyorsunuz kesin toplum fiili olarak bu meseleyi aştı. Böyle bir sorun olarak görmediğini uygulamada tüm devletin işte karar mercilerinde, temsil mercilerinde burada işte sayın vekilimiz de burada bakınız temsil merciinde bulunması açısından ne var toplumda? Hiçbir sorun yok. Bilakis yani normali bu olduğu için hani büyük bir memnuniyet var. Ben yani şu eleştiri geliyor. Hakim başörtüsüyle karar verirse hakimin tarafsızlığı tartışmalı. Çünkü gerekçelerden bir tanesi bu. Niye? Şimdi aynı hizmeti alan, aynı sıfat bakımından, vekalet bakımından başı açık kimseden de aynı eleştiri gelebilir. Yani normal başı açıktan hizmet alan açısından da aynı eleştiri gelebilir. Yani mesele kişinin kılık ve kıyafetine özgülenirse şimdi bu argümanlar çok tartışıldı. Yani gerçekten bu meseleyi Türkiye taştı. Ben aştığı meselesi dedim. Bunu vurgulamak için söylüyordum. Yani dolayısıyla Türkiye bu meseleleri aştı. Fiili uygulamayla da dahi bugün AK Parti siyasal iktidarın belki de en önemli belki hareket alanı Türkiye'ye kazandırdığı şeylerden bir tanesi illa meseleyi bir yasal düzenlemeye bağlamaya gerek yok. Çünkü temel haklar meselesi yasal düzenlemeyle sizin sana yaşama hakkı veriyorum denmez. Evet. Sana düşünme hakkı veriyorum diye kanun çıkarmak böyle bir şey söz konusu birileri olamaz. Çünkü şöyle şeyler de gördüm ben doğrusu. Özellikle başörtüsüyle ilgili olarak bir kanun çıksın. Hani başörtüsü serbestisini vurgulayan bir kanun anayasal çıksın ki olsun. Müdahale edilemesin. Diyenler var. Mesela başörtüsüyle ilgili, hasreten başörtüsüyle ilgili böyle bir kanun yapılabilir mi? Ben bunu baştan beridir, bakınız kişilerin en temel hükümler, temel haklarına ilişkin yaşama hakkı, inanç özgürlüğü, bunun yansımasına ilişkin görüntüler, bunlara ilişkin olarak bir kanun çıkarılmasının temel, yani kanunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişiye siz nefes al, kişiye seni yaşama hakkı tayin ediyorum, sana şu noktada seyahat hakkı tayin ediyorum gibi bir kanun çıkarmak hani böyle bir şey söz konusu olamaz. Ya yani bu bakımdan sorunlu bir şey olur yani aslında. Ortada çünkü hani geleceğe ayıplı bir şey olur. Tabii tabii yani çünkü biz hani muhal deriz. Yani yoklukla olmasının geleceğe hayata müteessir bir yanı olmayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela görev ifa eden yargıçlarda özellikle tartışma asker ve yargıçlar bakımından gündeme getiriliyor. Çünkü devletin önemli karar mekanizmaları buralarda başörtülü olarak görev ifa eden meslektaşlarımızda tabiri caizse birilerinin hazmedememesi. Birilerinin hazmedememesi kişilerin genel temel haklarına ilişkin olarak bir sınırlamanın konusunu teşkil edemez. Evet. Yani bir kişi, bazı bir kimse, bazı bir topluluğun buna ilişkin olarak ön yargılarının, kendi beklentilerinin, kendi egolarının bu toplumun geleceği bakımından inşa edeceği o özgürlükler ve kaynaşma ve milli barış bakımından buna bir önlük ve bir hukuki dayanak teşkil etmesi mümkün olamaz. Evet. Yani anayasamızdaki o ikinci maddedeki laikliğin şu vakte kadarki
tek tipçi, dayatmacı, üstenci bakış açısının uygulamasındaki problem de buydu. Birilerinin kafasındaki bir ön yargı ve beklenti laiklik budur şeklinde tanımlanarak topluma dayatıldığı için bu itirazlar vardı ve problem buradan çıkıyordu. Tamam. Yani kafasındaki ön yargı ve beklenti ve dikte adamın laiklik beklentisi. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bakın evrensellikte, eşitlikte ve dolayısıyla tüm toplumu kuşatmadaki amaç nedir? Genel olması, kanunların genele şamil, toplumun geleceğini inşa etmesini öngörmesidir. Evet. Yani ben bu bakımdan geçmişin uygulamalarından birileri bir kafa kaldırma süreci olarak görüyorum bunu. Buna da asla bu toplum bu saatten sonra kimse prim vermez. Ve bu saatten sonra böyle bir fikrin, böyle bir çıkışın yer bulması imkan dahilinde değildir. Evet. Teşekkür ederim. Yüce Bey, siz ne düşünüyorsunuz Danıştay Savcısının ilgili mutalası ile ilgili? Bir de tabii hani bu tek başına mı değerlendirilmeli, yoksa bir süredir işte peş peşe aslında anlamlı bir seyir izlediğinde düşündüğümüz ve bize eski Türkiye hortladı mı, hortlatılmak mı isteniyor diye hissettiren şeyler size de öyle geliyor mu değerlendirmenizden? Valla birileri 28 Şubat döneminde yapamadıklarını, yarım kalan işlerini AK Parti'nin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde AK Parti'ye hatta yaptırtmayı bile deneyecek şekilde çıldırmış vaziyette. Benim gördüğüm bu. Kim o birileri? Nitekim, isterseniz oradan başlayalım. En başta medya ve bazı gruplara, yani ulusalcılar diyebiliriz biz bunlara. Bunlar hükümete bu FETÖ ile mücadele davalarından bir sonuç çıkararak, çünkü biz FETÖ'yü temizlediğimiz zaman yerine kadroları doldurmakta biraz problem yaşadık. Ne yaptık? Eskiden o işleri yapmış tecrübeli isimleri geri getirdik. Burada devletin kadrolarına yeniden yerleştirdiğimiz kişilerin arasında elbette bu 28 Şubat zihniyetine sahip olan kişiler de var. Bir vesayetçi zihniyeti aslında. Tabii ki yani. Şimdi yeni Türkiye'yi yapıyoruz derken eski Türkiye'nin adamlarına yeniden sarılmak durumunda kaldık. Çünkü daha beterini gördük. Neydi o? FETÖ'ydü. FETÖ'yü temizledikten sonra biliyorsunuz örgüt önce bir Kemalistlerle bir uzlaşma sağlayıp birlikte Erdoğan'a karşı hareket etme çabasına girişti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, hatta devlet aklımız diyelim, belki bu daha doğru. Devlet aklımız bunun önüne geçti. Bu Balyoz, Ergenekon gibi FETÖ'nün sulandırdığı davalardan geri adım, tahliyeler sağlayarak buralarda bu oyununu bozdu FETÖ'nün. Ama bu işte bir başka problemi beraberinde getirdi. Eski Türkiye yeniden iş başına getirmiş oluyoruz. Ve bunlara umut doğdu. Şimdi ben uzun zamandır takip ediyorum ve son bir yıldır bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Buradan FETÖ davalarından mağduriyet çıkarıp bunu bir fırsata dönüştürme çabası var. Bizi tutukladınız, içeri attınız, mağdur ettiniz diyerek yeniden o eski vesayetçi zihniyeti güçlendirmek, bunu FETÖ davalarını, FETÖ davalarından tutuklanmış olmalarını hatta kullanarak buradan bir güç devşirmeye çalışıyorlar, bunu kullanmaya çalışıyor. Oysa ki biz şunu biliyoruz, 60 darbesini bunlar yaptı. Başbakanı bunlar astı. Bakanları keza bunlar astı. 80'i bunlar yaptı. 28 Şubat'ı çok iyi biliyoruz. Zihinlerimiz o kadar taze ya. Ama bunlar sanki hiç olmamış 27 gibi. 27 Nisan. Tabii 27 Nisan emuhturası keza. Bunlar hiç olmamış gibi davranıp sadece FETÖ'yü 15 Temmuz'u kullanarak, ya bak işte siz bize bunu bizi tutuklattınız. Bu davaların savcısıyım dediniz. Bizi mağdur ettiniz. Bak bunlar oldu. O yüzden biz yeniden işin başına geçmeliyiz gibi bir şey argümanı kullanmaya başladılar. Defalarca yazdığımız, uyardığımız şey şuydu. Bunlar aynı ahtapotun kolları. FETÖ kimin için darbe yapmaya kalkmışsa, kime çalışmışsa, bunlar da oraya çalışıyorlardı. Yani 80 darbesi Amerika ve İsrail için yapılmadı mı? Keza 28 Şubat aynı odaklar için, aynı ülkeler için, aynı güçler için yapılmadı mı? Onlar için yapıldı. Dolayısıyla bunlar aynı ahtapotun kollarıydı. Ha burada ne oldu? FETÖ güç kazandıktan sonra bir şekilde bunları diskalifiye etmek istedi. Veya bunlara
o 1 Mart tezkeresinin intikamını almak için Amerika bunların üzerinden belki FETÖ üzerinden bunlardan intikam aldı. Buraları bilmiyoruz yani çok net olmadığı için. Ama görünen bir şey var. FETÖ bunları bir şekilde diskalifiye edip yerine kendisi girdi. Ama bizim için ikisi de felaket. Yani biz iki kötüden birini seçme lüksüne sahip değiliz. Evet. Vesayetçi FETÖ de olsa, bu eski Türkiye'nin zihniyeti de olsa bizim zihniyeti diyebilir bizim miyiz? Bunlardan kurtulmamız lazım. Ergenekon deyince çok kızıyorlar. Oysa ki Sayın Binali Yıldırım başbakanımız başbakan olduğu dönemde Ergenekon'da Balyoz'da bal gibi vardır demişti. Evet. Ya, tamam FETÖ sulandırdı ama kimse de zihnimizde alay etmesin. Yani biz bu ülkede nelerin yaşandığını 2010 öncesinde hatta değil mi AK Parti'nin ilk 8 yılında bile bu ülkede neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Binali Yıldırım söylemişti. Bence üzerinde hani bu şeyin 15 Temmuz sonrası bir dönemdi ve çok haliyle çok yangınlı bir dönemdi. Çok üzerinde durulmadı ama bence üzerinde durulması gereken bir şey. Onu bulup çıkarmak lazım. Binali Yıldırım şunu söyledi. Dedi ki biz ilk muhtıramızı, ilk müdahalemizi çok doğru. Şeye, hükümet olduktan 3 ay sonra aldık. Yani daha 2003'te muhtıra almış bir hükümetten bahsediyoruz. Ki hatta onun 27 Nisan muhtırasından daha ağır olduğunu özellikle onu kendisi vurguladı yani. Lazım. Evet, onu vurguladı. Tabii bunlar herkes aptal kendilerini akıllı zannediyor. Kusura bakmasınlar ama bizim ne FETÖ'ye ne de o eski Türkiye'nin o vesayetçi zihniyetine bu saatten sonra kapı asla aralamayacağımızı bilmeleri gerekiyor. Hı hı. Şimdi son dönemde bir şeylerden cesaret buldular. O nedir? İşte bu Ergenekon yoktur. Karar gibi şeyler bunlara cesaret veriyor. Bu bir. İkincisi, devletin herhalde bir yerlerine yerleştiler. Oradan cesaret alıyorlar diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Veya bunlara dışarıdan birileri bir cesaret veriyor. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi takip ederim, dikkatli takip ederim. Anormal, tuhaf şeyler yaptığı zaman endişe ederim. Yani seçime giderken, şurada seçime 4 ay kalmış, bir partinin, ana muhalefet partinin lideri, eğer yurt dışına gidip, daha önce bununla ilgili birçok kez eleştirildiği ve hani ağır şekilde eleştirildiği halde, evet, belki bunlardan dolayı ciddi oy kayıpları yaşadığı halde, seçime 4 ay kala, Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet ediyorsa, orada Türkiye düşmanları ile görüşüyorsa, burada anormallik var. Yani normalde bir siyasi lider bunu yapmaması lazım. Böyle bir hata yapmaması lazım. Eğer onlar gibi düşünüyor ise bile. Hı hı. Çünkü sonuçta sandığa gideceksiniz, oy alacaksınız. Buna bir faydası olması lazım. Bu tam tersine zarar veriyor. Bunu yapmamanız lazım. Ama neden yapıyor? Neden yapıyor? İşte bu soruların cevabını bulmamız lazım. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu her darbe girişimi öncesi bunun gibi abuk subuk kimsenin anlam veremeyeceği ziyaretleri ve çıkışları olmuştur. Şimdi adını anmakta bir mahsur var mı bilmiyorum. Sonuçta televizyonda söyledi Erol Mütercimler ki Ergenekon ismini, bağlantısını ilk ifade eden kişidir. Stratejist olarak tanıtıyor kendini. O bir televizyon programında dedi ki 2019'da darbe olacak. İç savaş olacak. İç savaş olacak. Bunu son dönemde sıkça gündeme getirmeye çalışıyorum. Çünkü benim de geç öğrendiğim ve geç öğrenmekten utandığım bir konu oldu. Bu Doğu Akdeniz petrol, doğalgaz yatakları. Hı hı. Biliyorsunuz kıyımızın olduğu Akdeniz'de 15 trilyon metreküp doğalgaz rezervi var. 55 milyar varil petrolün olduğu söyleniyor. Evet. Bu onlarca trilyon dolar demek bunun karşılığı. Evet. 2010'da Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi bir rapor yayınlıyor ve bunları önümüze koyuyor. Bakın 2010, yani Suriye'nin karıştığı yıl bu rapor yayınlanıyor ve o günden sonra buralarda, Suriye'de ve bizim coğrafyamızda nelerin olduğunu gördük. Geçtiğimiz hafta şeyi çıkardım. Evet, Arap Baharı'nın yapıldığı, evet, ülkeleri çıkardım. Tamamı Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler.
Libya gibi, Mısır gibi. Burada iktidarlar değişmiş, liderler değişmiş. Kendi kuklalarını koymuşlar. Şimdi istedikleri gibi at oynatıyor. Önlerinde tek problem var, Türkiye. Bir tek Türkiye'yi halledememişler. Onun dışında hepsini halletmişler. Ve bu dönemde karışıklık yaşamayan tek yer var İsrail. Hı hı. İsrail iki noktadan doğal gaz çıkarmaya başladı. Ve önümüzdeki yıl bunu dünyaya pazarlamaya başlayacak. Ve tabii ki en büyük alıcı Avrupa olacak. Şimdi bu bölgedeki bu büyük rezerve Amerika ve İsrail hatta ortaklık şirket evet. kurmuşlar ve ortaklık da sağlamışlar. Buraya tek başlarına konmak istiyorlar. Ama Türkiye onlara ayak bağı. Sadece oradaki rezervden pay istememiz değil mesele. Evet. Güvenliğimiz. İsrail'in doğal gazını da bizim üzerimizden geçirirlerse onlar için daha sağlıklı bir şey oluyor. Evet. Yani Akdeniz'in tabanından götürmektense. Daha ekonomik oluyor maliyeti. Bunu ben bakanımızdan da dinlemiştim aynı şekilde. Onlar için en iyi ihtimal Türkiye üzerinden geçmek dedi. Türkiye üzerinden geçmeyeceklerse Suriye'nin kuzeyinde bir hat oluşturup oradan bir şekilde gemilere de sevkiyat için yapmak gibi. Bu önemli bir gibi. Konu. İzninizle buna bir virgül atalım. Çünkü bu üzerine hakikaten bir süre daha durmamız gerekiyor. Çünkü her mesele bir şekilde bu yeni enerji kaynaklarına ve sınırımızdaki terör hattının da enerji hatlarıyla örtüşmesine bunu gidiyor. Şuraya bağlamaya çalışıyordum. Bu birileri hani son dönemde niye bu kadar cesaretlendi? Hı hı. Ne oldu da cesaretlendi? Onlara birisi buradan kulaklarına bir şey üflemiş olabilir bu konuyla ilgili. Hı hı. Bir destek, bir güvence, bir güvence olabilir. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem işte bu abuk subuk kararların arkasında bir gerekçe olması lazım. Bizim buraya yoğunlaşmamız lazım. Hı. Şimdi bunu da bir hatırlatayım Özlem sana pas vermeden önce. Ben Doğu Akdeniz'deki bu büyük enerji ile ilgili ilk bilgiyi 2010'da duydum. Kimden duydum? Bülent Yıldırım'dan duydum. İHA Başkanı, Avukat Bülent Yıldırım'dan duydum. Mavi Marmara olayı olmuştu. Mavi Marmara saldırısı olmuştu. Ben de kendisiyle bir kapsamlı bir röportaj yaptım. Ne oldu, nasıl oldu, neden oldu diye. Bana o zaman söylediği şey çok önemli bir şeydi aslında. Mavi Marmara'nın vurulduğu noktanın aslında tam da bu bahsettiğiniz raporlarla işaretlenen bölgede olmuş olması. Yani şeyin Doğu Akdeniz enerjisiyle petrolleri, petrol yataklarıyla Mavi Marmara saldırısının arasındaki bağ üzerinden bir anlatımı olmuştu. Şimdi onu da bir hatırlatmış olayım. Önemli bir mesajmış bakalım. Eğer evet. öyleyse ona bakmak evet, lazım. Evet. Yani Türkiye'nin neden kıstırılmak istendiğini, açıktan saldırıya uğradığını, FETÖ'nün de o çünkü ilk işareti FETÖ elebaşı o zaman vermişti. Otoriteden izin almak lazım doğru. demişti. İsrail destek vermişti. Evet. Bunu da hatırlatmış olayım. Özlem tabii sen mütalaya baktın biliyorum. Bir hukukçu olarak da ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Bir de tabii bu saldırılar ve saldırıların sebeplerini anlamlı buluyor musun sen de? Şimdi Fadime'cim tabii insan bir olayı yaşadığı zaman o ana konsantre oluyor. Ama bu konuyu bir konuyla alakalı karar vermek için muhakkak geriye doğru birkaç adım gidip bakmak lazım. Şimdi tek bu ana bakarsak diyebiliriz ki yeni bir şey var diyebiliriz. Yeni bir şey. Ben şahsen yeni bir şey olmadığını gördüm. Yani kararlara bakarak yeni bir şey olmadığını gördüm. Şimdi Danıştay'ın savcısının verdiği mütalaa ile ilgili olarak bu konuda daha evvel yani birkaç adım geriye gidecek olursak bir hatırlatmakta fayda var. Yani çok yeni bir tarihten bahsediyoruz. Aslında Türkiye'de 4 Ekim 2013'e kadar kamuda başörtüsü yasağı vardı. Çok yeni. 4 Ekim 2013'e kadar. Ve meclis gibi işte kadınların seçim ve seçilmesiyle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer meclislerde de adı konmayan bir yasak vardı. Kamuda bu olan da biliyorsun ta 1980'de aslında darbecilerin getirmiş olduğu bir kılık kıyafet yönetmeliği vardı. O yönetmeliği biz burada konuştuk ama mesela ilginç şeyleri bir daha söyleyelim ve bunlara da hiç uyulmadığını görüyoruz aslında. Bu hala devam eden kısımları da var bunun. Çizmeler sade, kadınlar için normal topuklu olacak, boyalı olacak ayakkabılar ve efendim tırnaklar kısa, normal kesilmiş olacak. Erkeklerin bıyıkları, dudakları görünecek şekilde olacak ve başlar
binalar dahilinde başı açık bulunmak, binalar dahilinde başı açık bulunmak şeklinde bir ifadesi vardı. Hmm. Aslında bizler yaptığımız AK Parti hükümeti 4 Ekim 2013'te bu maddenin bu kısımlarını kaldırmış oldu. Yani başı açıkla alakalı bölümü kaldırdı, yeni bir şey getirmedi. Bu manada ben Mehmet Bey'e katılıyorum. Ayrıca bir yeni düzenleme yapılmasına, kanunen bir düzenleme yapılmasına hukuk mantığının ters olduğu kanaatindeyim. Gerek yok buna. Yani insanlar yiyebilir, içebilir diye kanun mu yapıyoruz? İnsanlar yolda yürüyebilir diye kanun mu yapıyoruz? İstediği yerde nefes alabilir diye kanun mu yapıyoruz? Bu çok tabii bir şey. Fakat kamuoyuna şunu hatırlatmak istiyorum. Bu yaptığımız düzenleme de dahil olmak üzere Danıştay'la dava açılmıştı. O zamanki açılan davanın mütalasıyla bugünkü mütalaa arasında hiçbir fark yok. Savcının 2013 verdiği. Ve 2018. Evet. 2013'te verilen mütalaa. Devamına geliyoruz. Daha sonra biliyorsun Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için onlar da orada çalışan kadınlarla alakalı bir düzenleme yaptılar. O düzenlemeyle ilgili olarak da 2017'de açılan bir dava var. Bu davalara savcının mütalası böyle. Ve en son geliyoruz. Ordu'da askerlerle ilgili, yani kuvvetlerle ilgili, askeri kuvvetler öyle diyelim, 4 kuvvetle alakalı da yapılan düzenleme ile ilgili olarak açılmış bir dava var. Bu davanın hem 3 dava içinde söylüyorum, hem savcının mütalası, hem de içerideki muhalefet şerhi yazanlar, yazan hakimlerle alakalı bütün ifadeler aynı, yaklaşım aynı. Ve böyle bakıldığı zaman özellikle şundan bahsetmek istiyorum. 2013'teki davadaki ifadelere baktığımız zaman başörtüsüyle ilgili tartışma var. Bu tartışma şu. Başörtüsü kuvvetli dış sembol mü? Dış sembol. Bu mahkemedeki kayıtlardan söylüyorum. Pasif dış sembol mü? Böyle bir tanımlama var. Şimdi bir defa buradan bakıldığı zaman ve bununla ilgili olarak bu tanımlamaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara atıflarla yapıyor. Mesela İtalya'da bir dava var, Mehmet Bey biliyordur. Bir sınıfta duvarda haç var. Evet. Bu haç çocuklar için acaba bir şey midir? Dinsel manada bir tesiri olan bir durum mudur? Onlar üzerinde olumsuz bir etkisi var mıdır? Açılmış bir dava var ki bu davayı bir aile açmış. Fakat mahkeme bunun bir etki doğurmadığına karar vermiş. Bunun da atıfları var burada ve gelinen noktada aslında burada mahkeme günün sonunda Danıştay savcısının böyle bir mütalaa vermesine rağmen hem yürütmeyi durdurma kararı vermemiş hem de başörtüsünün aleyhinde olacak bir karar vermemiş durumda. Her iki şey içinde tablo böyle daha belki bu konuda açılan davalarla ilgili olarak. Muhtemelen bunda da böyle olacaktır diye ben ümit ediyorum. Çünkü daha evvelkiler bunu gösteriyor. Ama baktığımız zaman tartışma zeminine hem aleyhte yazan hakimlerin görüşlerine hem de savcının mütalasına baktığımızda yaklaşımın aynı olduğunu görüyoruz. Yani buradan şunu görüyoruz. Aslında kesintiye uğrayan hiçbir şey olmadığını, Türkiye kamuoyunun önüne gelmemekle beraber alttan alta bunun hep devam eden bir muhalefet hali olduğunu görüyoruz. Ve bu tartışmalar yapılırken de kullanılan argümanların tamamen Türkiye'ye ait olmayan bir hukuk algısı üzerinden devam ediyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Hukuk evrenseldir. Amenna. Hiçbir itirazımız yok. Ama hukukun evrensel kaidelerinin içerisinde her ülkenin kendi hukuk sisteminin bir şeyi var. Yani hem bir mantığı var hem de yürürken ortaya koyduğu, hayatın olağan akışının ortaya koyduğu bir hukuk inşa etme süreci var. Bu hukuk inşa etme sürecini Türkiye'de baktığımız zaman hiçbir şekilde yerli olmadığını görüyoruz. Yani hala mesela şu bana çok abes geldi. Yani kuvvetli dış sembol müdür değil midir? Yani bu mu tartışacağımız şey? 28 Şubat döneminde Özlem Hanım kamusal alan diye bir şey tartışıyorlardı. Ha, o vardı o zaman da. Yani taksi kamusal alan mıdır? Otobüs, belediye otobüsü kamusal alan mıdır? Hastaneler kamusal alan mıdır? Varana kadar yani bunu tartışıyorlardı ve başörtülü kadınları buralara almamayı konuştular. Hayır, avukatlar için işte bakın söylüyor aslında yani yönetmelik bile kapalı alanlarda başörtülü olmayı söylerken avukatlar için hukuken hiçbir engel olmamasına rağmen adliyelerin bahçesine almıyorlardı Yücel Bey. Yani böyle çok akla mantığa sığmayan şeyler oldu. Ve asıl dayandırdıkları şey de günün sonunda diyorlar ki muhalefet edenler laiklik ilkesi eğer varsa anayasada laiklik ilkesi bulunduğu müddetçe bu tarz bir kıyafet içerisinde bulunmak muhatabına karşı bir fikri beyan etmektir. Bu beyan da tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Bu tabii içinde şunu barındırıyor. Biz bu ifadeyi daha evvel seninle burada çok konuştuk. Başı açık olmayı normal,
başı kapalı olmayı anormal olarak ortaya koyuyor. Yani bizim artık ikisinin de normal olduğunu zinhar şüphesiz kabul etmemiz lazım. Yani başını başı açık olmak da normal ve tabii başını kapatmak da. Ve hiç ikisi de eğer tarafsızlık açısından bakacaksak bunların hiçbirisi insanın taraf olduğuna dair bir veri olamaz. Bunu kabul etmemiz lazım. Çok net bir şekilde. Ancak ondan sonra yola devam edebiliriz. Şimdi burada da bu süreçle alakalı şuna ben takılıyorum yalnız. Neden hiç ortada sebep yokken, işte burada zamanlaması önemli. Neden ortada bir sebep yokken geriye dönük olarak baktığımızda işte açılan o bütün o davalarda Danıştay Savcısı zaten bu yönde şey vermişken, mütalaa vermişken niye onlar kamuoyunun gündemine gelmedi de bu konuyla alakalı bu mesele kamuoyunun gündemine geldi. Bunu kim sızdırdı? Yani şimdiye kadar hatta şey gibi ortaya çıktı. Sanki mahkeme karar vermiş gibi bir hava ortaya çıktı. Sonra bir baktık ki bu karar değil de bu bir mütalaa. Yani mütalaasını vermiş savcı. Bu zamanlamayı ben önemsiyorum. Yani bu zamanlamada... O da TV'de yayınlandığını ilk hatırlatayım. Evet, evet. Burada şu var. Şunu yapmak istiyorlar yani bir taraftan. Yani bir AK Parti ile alakalı bir şüphe doğrulmak isteniyor bence. Yani bunların söylediğiyle icraatı farklı. Taraftan böyle bir hava oluşturmak isteniyor. Aynı zamanda Ergenekon da mütalaa değil mi Özlem Hanım? Evet. Ergenekon bir karar değil yani. Hı hı. Ergenekon yoktur. Evet. Ergenekon ile ilgili mesele de öyle. Yani burada biz meseleyi konuşurken bir bakıyoruz o mesele yargı meselesini yani siyasallaştıran kim? Yani burada eğer bir siyasi zemine çekiliyorsa bize çünkü mecliste de çok söyleniyor. Yani deniyor ki her şeyi başörtüsüne getiriyorsunuz. Ya biz getirmiyoruz yani. Biz zaten ondan kurtulalım. Çıkıyor, ondan kurtulalım diye 30 sene uğraşmışız. Yani her yol oraya geçiyor. Yani böyle bir kesişme noktası gibi. Nereden gidersen git. Hani bir diyorsun bir noktadan binler sonsuz şey geçer, doğru geçer. Aynen onun gibi. Sonsuz doğru oradan geçiyor. Yani tek oraya geliyor Türkiye için. Şimdi hal böyle olunca buradan baktığımızda zamanlamasını ben bu manada anlamlı buluyorum Fadime. Evet. Kamuoyuna sızdırılmasını. Bir taraftan bu mesele var. Yani o çelişki. Bir taraftan biz hala ölmedik diye bir ümit vermek muhataplarına. Düşündüğünüzden daha güçlüyüz. Biz hala hazır askerler olarak bir yerde duruyoruz. Bu hazır asker olma hali var ya. Kafamız hiç değişmedi. Mıh gibi aynı yerdeyiz. Aynı şeyleri bak onlara rağmen savunuyoruz. Ki bunlar olurken de sürekli olarak yine mecliste bir başka konuda size dayak atılmaya çalışılıyor. Efendim bu da şu, deniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı şeye bastırıyor tek adam. Mahkemelere. Hepsini pres yapıyor. Şimdi yani o kadar aynı anda da tezatı ortaya koyuyorlar ki kimse hiçbir şeye bastırmıyor. Hiçbir şeye bastırmıyor. Ama bu ülkede artık büyük bir ızdıraptan sonra sükun bulmuş bir meseleyi bu şekilde ortaya koyup kaşımanın, tamam, madem zaten alttan alta devam eden bir şey var ama bunu kamuoyuna tekrar taşımanın ben asla iyi niyetli olmadığı kanaatindeyim. Tek yani, başına da değil zaten. Değil. Yani terörize etmek istiyor. Yani terörize etmek istiyor ve bir çatışma alanı olsun isteniyor. Yani bir çatışma alanı. Çünkü Türkiye'nin en önemli çatışma alanlarından bir tanesi. Böyle bakıldığı zaman yani bu meselede benim tahminim, öngörüm daha evvel olduğu gibi nasıl şeyleri reddetmiş. Mesela bu konuda da yürütmeyi durdurma talebini aslında mahkeme reddetmiş. Hı-hı. Bu bahsettiğimiz konuda yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş. Şu anda savcı mütalaasını vermiş. Muhtemelen çok kısa bir zaman sonra Danıştay'ın görevin önüne gelecek, karar verecek. O kararla ilgili belki Danıştay İdari Davalar Kurulu'na gidebilir sonuçta. Ama nihayetinde diğerleri gibi çıkacak. Yani bunu reddedecek diye düşünüyorum her halükarda. Evet. Ama bu sefer de denilecek ki baskı yapıldı. Öyle bak aynen böyle olacak göreceksin. Baskı yapıldı onlar reddedildi deneyecek. Ama zaten diğer örneklerine bakıyorsun onlar da zaten reddolmuş. Ve onlarda da savcının mütalaası aynen böyle Fadime'ciğim. Evet, teşekkür ederim. Buraya belki bir ilave yapmak lazım Fadime Hanım. Sadece bu kararlar değil toplumda tartışma konusu olan. FETÖ'cülerin tahliyesiyle ilgili de biliyorsunuz böyle toplumun kabul devam etmekte edeceğiz. Zorlandığı davalar var. Bence bunları beraber okumak bunları lazım. Konuşalım. Ben de notlarımı aldım zaten özellikle konuşmak istedim. Araya gideceğiz ama gitmeden önce soğumadan şunu bir söylemek istiyorum. Bu savcının verdiği mütalaya sebep ilk itirazında 2005'te kurulmuş, 2015'te seçimlere girerek sadece binde bir oy alabilmiş Halkın Kurtuluşu Partisi diye bir partinin yaptığında hatırlatmış olayım. Onu bence sonra tekrar devam edelim oraya Fadime. Şu önemli. Bak Haç'la ilgili meseleyi altını çizdim ki bir aile açmış diye. Aile. Bir rahatsızlık duymuş olabilir. Danıştay'la ilgili açılan bütün bu davalarda rahatsız olan bir baş açık kadın değil.
Yine bir... Ya bakıyorsun yine uyduruk bir sendika bakıyorsun. Evet. Bir sendika. Andımız kararında böyle, olduğu gibi. Aynen. Hiçbir şekilde şey olmayan, aldığı oy oranı bile ortada olmayan bir parti. Evet. Veya belki daha sonra yine konuşuruz. Emine Ağlun'un açtığı bir dava vardı hatırlarsın. Konuşalım. Bazen de bunların böyle hepsi. Şeyler. Evet. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Konuşacağımız çok konu var. Bekliyoruz. Evet, İnce Fikir devam ediyor. Sayın Mehmet Sarı, Sayın Yücel Koç, Sayın Özlem Zengin ile birlikteyiz. Şimdi ilk arada biraz Danıştay Savcısının başörtüsü laikliğe aykırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mütalaası üzerine konuşmuş olduk. Ama bütün değerlendirmeler gelip aynı yere çıktı. Bir şey körüklenmek istiyor. Bir eski Türkiye ya da çatışma alanı, toplumsal çatışma alanı diye daha önceden kodlanmış olan alanlarla ilgili bir kaşıma çabası var. Birkaç tane daha gelişme oldu aslında. Mehmet Bey, sizden onları almak isterim. İşte tabii şu anda Fransa'da büyük bir sokak ayaklanması var. Ayaklanma mı diyelim, adını tam ne konulacağı da net değil ama biz bunu 5 yıl önce yaşadık. Gezi olaylarında yaşadık. Pek çok şey, hadiseyi yaşadık. Birkaç tane çok temel olay gelip bu tipik toplum içindeki kamp mı diyelim, ya kamp demeyelim, toplumsal farklılıkları ama daha önceden kamp olarak, fay hattı olarak kodlanmış olan alanlarda alanları harekete geçirmeye yönelik bir çaba olduğunu anlayabiliyoruz. Bunları konuşacağız, bunun siyasi, sosyolojik boyutlarını vesaire, ama siz özellikle Gezi'ye katılmış isimlerle ilgili yakalama kararları, evet, vesaire, güncel bir takım hukuki gelişmeler var. Onları bir alalım, var üzerine de konuşalım. Evet, ve siz Fransa'da uzun yıllar yaşamış mıydınız? Ben 3 yıl bulundum. Ha, ben müsaadenizle bir Fransa'nın şeyini de ifade etmem, evet, lazım. Şimdi aslında Fransa tam anlamıyla böyle bir boykotlar, ondan sonra grevler ülkesidir. Hı hı. İşte demir yolları, öğretmenler, kamu çalışanları, işte aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde devlet memuru ya da işçi ayrımı olmaksızın grev hayatın olağan bir koşuludur. Ama bunların içerisinde grevlerde şu vardır. Mesela transport nedir? Belli noktada demir yolları greve giderse alternatifler vardır. Muhakkak hayat devam eder. Sadece ilan edilir bir hafta evvelinden. İşte der ki mesela demir yolu sendikası gelecek hafta şu tarihler arasında şeye çıkacak. Greve çıkacaktır. O tarihlerde alternatifler bellidir. İşte nöbetçiler vardır, nöbetçi trenler vardır, makinistleri vardır ve sirkülasyon devam eder. Çalışanlar ona göre kendini konular. Ya da öğretmenler der ki mesela hava içindedir. Öğretmenler biz greve gideceğiz der. Alternatifler konur ama sistem, mekanizma durmaz. Ben ilk defa buradaki bu gelişen olaylarda böyle sıcak gündemi takip etmeye çalışıyorum. Mesela süreci takip eden arkadaşlarımız da var. Özellikle son bu dün gerçekleşen olaylar ama onun evvelinde de geçen haftadan beri. Yağma falan normal bir şey mi yani o? Mesela Apple Store'da, evet, ekran olmasın ama yani Şanzalize'deki o büyük mağazalar, dünyaya global markaların mağazaları yağmalanması falan. Yağmalanması var. Böyle bir şeyler hiç grevlerin hiçbirisinde yaşanmaz. Sokaktaki olayların içerisinde kontrol dışı, mesela polisin dur dediği noktalardaki çatışma vardır, mücadele vardır ama şey değildir, toplumsal bir kaos yoktur. Bir grev bittiğinin ertesi günü, mesela posta grevinin bittiği günü, ertesi günü bir bakarsınız sanki hayatta greve çıkan insanların hiçbir şey yokmuş gibi gündelik hayatına devam eder. Hatta ben o dönemler yani kendi buradaki yaşanan grev süreçlerini düşünüyordum. Bizde grev nedir? Sistemi çökertme, külliyen yok etme, üzerine kurgulanmış tam tabiri caizse. Devlete zarar verme değil. Devletin mekanizmasını yok etme adına bir çıkıştır. Grev mantığı, grev kalkışması. Hatta bence devleti yok etmeye. Evet. Türkiye'de öyleydi. Öyle, evet. Sendikaların tabii ki evet, yani. Yani ben şimdi Fransa'daki meseleye baktığımda ertesi gün günlük hayat, sanki greve katılmamış adam ertesi gün saatinde, dakikasında, işinde sistem devam ediyor. Ama bu farklı. Bunda gerçekten alışılagelmiş Fransa'nın o grev... Neden peki? Normal şartlarda ilan edilmiş, sendikaların ilan etmiş olduğu grev tayin edilen günün sonunda tam bir başkaldırı boyutuyla devam ediyor. Yani onların alışık olmadığı şekilde bir isyan... Peki o motivasyonun kaynağını nerede görüyorsunuz? Tamamıyla ekonomik sebepler. Peki doğal mı? Yoksa kışkırtılmış mı? Şöyle aslında ben şuraya bağlıyorum. Yani şimdi... Afrika'da çoğu ülkeye gitme fırsatım oldu. Yani bunların içerisinde bazen sosyal meselelerle ilişkin gitmem oldu. Şunu gördüm yani dilini bırakmış, belli noktada geçmişle ilişkin kısmen dinini bırakmış ama oradaki ekonomik çarklarda yok olmuş Fransa.
Batı Afrika'da. Şimdi bu şunu diyor, yani 1900'lerin başındaki dünyadaki bütün Batı Afrika'nın sömürgeleştirdi ve tüm ham maddeyi kaynağını çektiğini bir Fransa'yı düşünün. Şimdi o günden bugüne Fransa artık o kaynakları çekemez durumda. Şimdi Fransa'daki bakın master derslerinin konusu neydi, ben size ifade edeyim. Çin geliyor. Çin bütün delikleri kapatmasına rağmen Çin giriyor. Şimdi korku şu, kontrol edemedikleri bir sistem, mekanizma elindeki kaynakları absorbe ediyor. Aslında yani sorun küresel, aslında küresel gerginliğin de bir nedeni Amerika ve Çin arasındaki ticari rekabetin sahada fiili olarak tüm kaynakları ele geçirdiği için şimdi dolayısıyla bu üretilen kendince müreffehliğin, kendince tabircesi kendinden taşan bir zenginliğin sonra bunun sosyal hukuk düzleminde insanlara müreffeh düzlem olarak sunulmazdı. Ama şimdi bu mekanizma tabircesi kaynak girişi durunca bu sefer eldeki mevcut kafi gelmeyip şeye bakıyoruz. İçeriye dönelim Mehmet Bey izninizle. Bu Mehmet Ali Alabora ile ilgili bir yakalama kararı çıktı, öyle değil mi? Gezi'de şey demişti yanlış hatırlamıyorsam, mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı? Şimdi burada çok önemli bir mesele Gezi'nin var. Gezi'nin mottosuydu yani. Evet şimdi önemli bir mesele var. Aslında buradaki sadece bir Alabora denen bir kişinin hakkında çıkaran bir karar değil. Aslında burada önemli bir tanımlama var. O da şu, şu vakte kadarki sorun neydi? Gezi bir barışçıl eylem, barışçıl bir protesto mu? Yoksa Gezi gerçekten bir kalkışma, ayaklanma mı? Doğrudan hükümeti ilga etme mi? Bunun tanımlaması yapıldı. Burada önemli bir süreç var. Mesela Gezi'yi ilk defa burada bir doğrudan kalkışma olarak tanımlaması. Ve bunun planlı bir senaryonun sonucu olarak ortaya konması ve daha da önemli bir mesele var. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya yapmasını engellemeye dönük olarak bir girişim olarak. Şimdi 5 yıl sonra neye şimdi? Ben şöyle düşünüyorum. Üzerinden 5 yıl geçti. Niye ancak, daha önce değil? Normal. Orada başka yargılanan var mı? Bu ismi geçen Alabora dışında. Savcılık doğrudan Gezi olaylarına ilişkin olarak Mehmet Ali Alabora'nın şahsında bir kişi daha var. İki kişi hakkında uluslararası tutuklamaya dönük yakalama kararı talep etti. Niye şimdi ama? Diğerde Can Dündar olsa gerek. Soruşturma yok, Can Dündar değil. Can Dündar'ın da sanki ismi geçti bu konuyla ilgili. Evet. Ama Mehmet Ali Alabora, bir de o Osman Kavala. Osman Kavala var. Can Dündar. Onlar hakkında vardı. Osman Neden Kavala zaten. Zamanlaması da şimdi ilginç değil mi? Ben şöyle düşünüyorum. Normal şartlarda bakınız. Televizyoncular niye bunlarla ilgili güzel diziler yapmıyorlar? Ya böyle bir sürü malzeme varken yani ben bakıyorum gidip Netflix'ten başka şeyleri izlemek yerine bakar mısınız? Hiçbir şey yapma, al bu dosyaları. Bunlar üzerinden yani senaryo yaz, al sana şey. Kesinlikle. Top trend bir şey çıkıyor yani. Evet. Evet. Yani burada zamanlaması kavramı düşünülmesi lazım üzerinde ama şöyle bir durum var. Yani bakınız. Doğal bir gecikme olduğunu mu düşünüyorsunuz? Normal şartlarda ben işin Gezi'nin soruşturmasının 2013'ün, 2014'ün, 2015'in şartlarında yapılma şansı yoktu. FETÖ dolayısıyla. Neden? Çünkü Türkiye 17-25 Aralık yargı darbesi içerisindeki yaşanan süreç. Hmm. 2014'teki işte 4600 tane FETÖ'cü hakimle o dönemki yaşanan yargıdaki o süreci lütfen hatırlasın. Ki kabul hala et. Olduğunu da anlayabiliyoruz aslında. Hala var. Yani hala belli bir sıkış süreçler var. Sonra hemen akabinde 15 Temmuz geldi. Yani Türkiye bir süreci idame ettirme, buradaki Gezi'nin bir ortaya aklı selimle ortaya tanımlanabileceği bir atmosferi yaşamak. Doğal buluyorsunuz yani. Normal şartlarda gelişen seyir Türkiye'de yargılama sistematik açısından bakınca ben de çok uzun görmedim yani. Ama Mehmet Ali Alabora'nın şahsında yakalamaya dönük, işte tutuklamaya dönük bir yakalama kararı talep edilmesi ve İstanbul 8 Sulh Ceza Mahkemesi'nde bu yönde bir karar verildi. Yurt dışında galiba değil mi? Evet. Ve İngiltere vatandaşlığı aldı. Yani orada, aslında biliyor ve kaçtı. İngiltere vatandaşlığı aldı. Onun FETÖ'cüler çok daha şey yapmıştır yani. Evet yani şimdi tanımı itibariyle, hukuki süreç itibariyle yargının bu işe tanımlayıp da ortaya bir hukuk düzleminde bir talepte bulunması bakımından baktığımızda şartlar oraya el veriyor. Ve bunun içerisinde de bu bir anlam ifade ediyor. Çünkü Gezi gerçekten şunu biliyoruz ki biz uluslararası bir şebekenin doğrudan Türkiye'ye bir müdahale çabasıydı. Bunun alametleriydi. Sadece meselenin ağaç olmadığı şeklinde Mehmet Ali Arabola'nın şahsında sürecin sembolleşmesi o da ayrı bir mesele. Çünkü orada ön yol ederken gerekçesine baktığımızda da tabii bu mahkeme kararının gerekçesi itibariyle söylüyorum. Kim? Mesela Osman Kavala'yla
işte Açık Toplum Vakfı ile yapmış olduğu toplantılar. Evet. Mısır'a gitmiş, yine Mısır'da yapmış Mısır'da olduğu. Mısır'da da çünkü sokaklar ayaklanma halindeydi ve netekim bir ay sonra darbe oldu Mısır'da. Benzer şekilde Geziden yine Balkanlar'da, işte Avrupa'da yapmış olduğu o dönem önceki toplantılar ve ona dönük yapmış olduğu kısa metrajlı işte gösterimler. Bir, evet, YouTube'da o dönem çok acayip şeyler dönüyordu, videolar seri halinde. Evet. Yani halkı sokağa çıkmaya, bu hükümeti alaşağı etmeyi, sistemi değiştirmeye yönelik bir takım tomalara, bilgilendirici tomalara kısa kimyasal evet. silah dolduruluyordu. Tomalar kimyasal silah olarak lanse ediliyordu ki toplum kışkırtılsın. Evet, evet. Şimdi yani Gezi aslında sadece barışçıl mıydı, değil miydi sorusunun bence aslında cevaplarını yavaş yavaş aramaya başladığımız bir süreç olarak düşünüyorum. Çünkü yargı bu noktada doğrudan el atmış olması, biliyoruz ki şu gün Fransa'da kontrol dışına çıktığını ifade edilen meseleler hala, Fadime Hanım çok özür diliyorum, bir ayrı bir anekdot ama bir tane Türkiye'den geçmiş milletvekili, 26. dönemde milletvekilliği yapmış birisi Bordo'dan paylaşımda bulunuyor. Diyor ki, bakınız diyor, burada sarı yelekliler diyor barışçıl bir eylem için sokağa çıkmış diyor. Ben hemen Twitter'dan cevap yazdım. Dedim ki... Kim ismini söyler misiniz yani? Aytu Atıcı, yani söylemedi bir beis yok. CHP şimdi Mersin'de belediye başkanı adayı. Evet, yani şimdi Bordo değil dedim, olayların gerçekleştiği yer Paris dedim. Siz yani hala manipülasyon, hala böyle. Batı'da gerçekleşirse Batı bu olayları... Batı güzellemesi öldürecek bizi yani. Batı'dan bir şey söyleyince kutsal bir isim. Yine CHP'den bir isim değil miydi? Paris sarı yelekliyken İstanbul böyle kalamaz falan diye yine bir çağrıda bunlar. Dün bir sendika başkanı da vardı. Bu eylemler hani Türkiye'de nasıl olur, olur mu acaba falan diye böyle. Bir arayış var ama çünkü zaten 2013'ten bu yana Birleşik Haziran Hareketi diye bir hareket var. Canan Kaftancıoğlu'nun da kurucular arasında, yani CHP İstanbul. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da içinde kurucular arasında bulunan bir hareket. Ben çok yakın takip ediyorum ya 2013'ten bu yana onları. Bütün yaz, kış, her dönem yeni yeni şeylerle halkı sokağa çağırdılar. Organize olmaya ve tekrar geziyi tekrar etmeye çalıştılar. Ama bence tespit edilmesi gereken şey şu. Gezide sokağa çıkan insanlar, hani bir şekilde motive edilen, onların bedenlerini ve iradelerini kullanıldığı bu hükümeti devirme girişimine bir daha alet olmadı insanlar. Orada yani Gezi'ye katılan insanların da hakkını teslim etmek lazım. Bir daha o şekilde çıkmadılar çünkü kullanıldıklarını anladılar. Referandum gecesi denemişlerdi biliyorsunuz. Evet. 16 Nisan akşamı bir kısım böyle CHP'lileri sokağa döküp yine tencere tava çaldırarak. Evet. Ama toplum artık eski toplum olmadığı için ne olduklarını gördü. Ama burada bahsettiğiniz de Canan Kaftancıoğlu gibi isimler Kılıçdaroğlu bilerek oralara getirdi. Çünkü bana militan lazım diyordu. Hatırlayın. Ve naif insan sokak lazım değil. Sokak siyasetine bana bir dönüş. Sokağa var, çık dediğim zaman çıkacak. Militan lazım dedi. Dolayısıyla onların da bunları yapmasından daha normal bir şey yok. Evet. Yani iki tane gezinin önemli meselesi vardı. Bir tanesi Bakırköy'den bir kitle E5'i kapatıp komple yürüyüş yapma. İkinci mesele... Ben E5'teydim, bir felaketti. Ki yani İkinci... şeyi de kapattılar. Yani köprüyü de da kapattılar. Giderken ters istikamette yürüyen yani insanlar ve trafiği terörize eden insanlar. İkinci bir, çok özür dilerim. İkinci bir mesele de Kadıköy'den köprünün kapatılması. Evet, evet. Şimdi aslında o gezi kalkışma mıydı tanımlamasının içerisinde iki tane nokta var. Bir tanesi FETÖ'cüler 2016'da nasıl köprüyü kapattıysa sanki onun alametleri gibi. Ki manipülatif resimleri falan da mesela bu isimler geziyi organize eden, aralarında bazı gazeteci bildiğimiz, zannettiğimiz isimler de olmak üzere köprünün tamamen kapatılmış, ele geçirilmiş olduğunu iddia ettikleri fotoğraflar paylaşmışlardı. Yani manipülasyon çok yüksekti. Ya zaman içerisinde şeyin çok mihenk taşı olan Gezi ile alakalı bazı olayların arkasından bakalım neler çıkacak yani. Daha onları henüz bilmiyoruz. O zabıta, o şeyin yanması, çadırların yanması vakası falan daha hala netleşmedi Fadime. Çünkü zabıta, o zabıta meselesi. Belediyeye bağlı olan bir yapı emniyete verilmişti. Yani oradaki sorun İstanbul Emniyeti'nin kullanımına, o grubun öyle verilmiş onlar olması, o talimatın FETÖ'den gelmiş olduğu açığa çıktı bir anlamda. Evet.
Şimdi bitirdiniz herhalde. Tabii. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Şimdi bu çatışma alanlarını konuşurken ben şuraya getirmek istiyorum. İşçi biraz iç siyasete, partiler düzeninde de geldik ama bu çatışma alanları, sürtüşülen alanlar, çatışma alanları ile ilgili şöyle bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Şimdi andımız kararı, Danıştay'ın andımız kararı, şimdi bu başörtüsü mütalası, daha önce affla ilgili olan tartışmada dahil olmak üzere spesifik olarak AK Parti ve MHP arasında bir niza çıkarmaya ve onların devam ede gelen iradelerini bozmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir mi? Andımız tartışması tam öyle bir meseleydi. Çünkü MHP'nin hassas noktasının orası olduğunu bildikleri için tam da oraya dokundular. Burada iki parti de ayrı ayrı duruşunu gösterdi. Ama bu ittifakı bozabildi mi? Bozamadı. Çünkü MHP de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bunu görüyor. Tabanı burada durmasını istiyor. Her ne kadar başka türlü andımızla ilgili meselelerde anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili çok aşırı hassas, CHP ile aynı hassasiyetleri hatta taşıyacak kadar bir duruşu olsa da tabanın baskısı onu burada MHP'yi Cumhur İttifakı'nın içerisinde tutmaya mecbur bırakıyor bence. Ki böyle de olması gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli bu noktalarda görüşünü beyan ederken diğer tarafta yani sadece taban değil Sayın Bahçeli de ülkenin bekası için bu birlikteliğin devam etmesi gerektiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin başında çok elzem olduğunu Cumhurbaşkanımızın bulmasını biliyor. Nitekim bunu defalarca da dile getirdi. Bu küçük denemeler arada huzursuzluklar çıkarıyor olsa bile öbür tarafta Türkiye'nin çok büyük dağ gibi problemleri var. Türkiye'nin hatta beka problemlerinin olduğunu defalarca kendilerinden duyuyoruz. Dolayısıyla doğru noktada durmalarını gerektiğini, bu tarihi süreçte bu görevi üstlenmeleri gerektiğini biliyorlar. O tür hassasiyetleri olmasına rağmen. Şimdi bu 28 Şubat meselesine tekrar dönmek isterim. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Orada unuttuğumuz şeyler var. Biz daha 28 Şubat'ın mesela Gezi olaylarının 5 yıl geçti üzerinden geç kalmadık mı diyoruz. Ama 28 Şubat'ın üzerinden 20 sene geçti. Hala biz 28 Şubat'ı hala hakkıyla ortaya döküp de hesabını sorduk mu? Sormadık. Hala içeride yatan hala insanlar var oradaki uydurma. 28 Şubat döneminde biz genelkurmayda ışıklar yanıyor mu yanmıyor mu diye uzaktan bakarken o karargahta FETÖ'cülerin ağırlandığını görüntüleriyle gördük mü? Gördük. Yani 28 Şubat döneminde mağdur olan bizdik. FETÖ değildi. FETÖ onlarla beraberdi. Yok. Birlikte hareket ediyorlardı. O dönem verdikleri Fethullah Gülen'in verdiği röportajları biliyoruz. Doğan grubu çarşaf yayınlıyordu. Desteğini yayınlıyordu. Necmettin Refah Erbakan Yol Hükümeti'ne karşı. Erbakan Hoca'ya karşı. Şeyde hatırlıyorum yani. Gözlerim türlendi sözünü hatırlamak lazım. Gözlerim? İsrail'de ölen çocuklar için gözlerim türlendi demişti. Fethullah Gülen hatırlarsan. Hatırlıyor musun? Evet. Ha bir dönem, kısa bir dönem, 2007 sonrası bu iki vesayetçi kafa çatıştı Türkiye'de ve bunun neticesinde diyorlar ki biz FETÖ mağduru olduk, gelin devleti bize teslim edin, kusura bakmayın arkadaş. Bizim asla bir daha bu kapıları açmamamız lazım ki zaten açmayız. Ama burada yapılmak istenen ne? Nereye gitmeye çalışıyor? Ben şunu net bir şekilde görüyorum. Bu biraz önce bahsettiğimiz FETÖ davaları ile ilgili abuk subuk tahliyeler, öbür taraftan çıkan işte Kemalistleri ulusalcıların önüne edecek bu kararlar. Yeniden acaba bir işbirliği yolu mu açmaya çalışıyorlar? Ve bunlara bu cesareti kim veriyor? Buralara bakmak lazım. Yani bu işbirliğinden kastınız FETÖ'cülerle eski Ergenekoncuları birleştiren bir işbirliği mi? Bir de bunu mu deniyorlar? Bunlar şimdi? Aynı ahtapotun kollarıdır.
geçmişte o darbeleri yapanlar, yani 28 Şubat ve öncesindeki darbeleri yapanlar kimlerse, bunlar bir şekilde FETÖ ile de iş tutarlar. Çünkü aynı yere çalışıyorlar, aynı yerden emir alıyorlar. Bize yaşadığımız şeyler bunları gösteriyor. Sonuçlarıyla birlikte bize bunu gösteriyor. Gezi olaylarına gelecek olursak, Gezi'de bu Otpor Kanvas işini savcı özellikle iddianameye koymuş. O dönem Otpor ve Kanvas meselesini Türkiye'de yazan ilk bizdik. Hmm. 4-5 manşetimizde sadece biz bu konuyu işledik. Yaptıkları her şeyin, işte şu madde, Gene Sharp'ın teorileri vardı. Onun şu maddesini uyguluyorlar. Kırmızılı kadın, duran adam gibi. Tabii o kırmızı kadının dünyanın çalışılmış bir iş oldu, ortaya çıktı. Siyahlı kadının da. Bu işin başında bir Sırp var biliyorsunuz. Ki evet, nitekim iddianamede geçiyor. Mücahir o Sırp'la görüşerek Mısır'da ve İstanbul'da iki defa görüşmüşler ve taktikler almışlar. Savcı iddianamede özellikle onlara dikkat çekiyor. Bizim o gün yazdığımız şeylerin tamamını aslında teyit ediyor savcının tespitleri. Ya aslında bu mesela Gezi'deki o şeyleri çok net hatırlıyorum. Gezi Parkı'na o dönem kim çıksa bence aynı şeyi görürdü. Yani oradaki vahşeti, oradaki kurgusallığı. Onu bir ne kadar yeşille duyarlılık eylemiymiş gibi gösterilmeye çalışılsa da orada çok yıkıcı bir iradenin devrede olduğunu, bir elin devrede olduğunu görebilirdim. Ama mesela medyaya yansıyan bu işte kırmızılı kadın, siyahlı kadın, yine bir su tankerinin, ne deniyordu ona, su tankeri, Toma. Toma. Su tankeri dedim. Toma'nın önünde şöyle dans ederek duran bir siyahlı kadın, yani modern dans figürleriyle eylem yaptığı iddiasında bulunan, dolayısıyla çok sanatsal, çok yüksek ve temiz bir şey talepte bulunuyorlarmış havasının yaratıldığını aslında herkes o dönemde de biliyordu, ama bugün hala bunları iddia edebilen insanlar var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta, değil mi, grup toplantısında sahip çıktı, bir demokratik eylemdir diyerek sahip çıktı. Tabii tabii. Bizim zaten herkes görüyordu orada bir şeylerin olduğunu. Bu yüzden sağduyulu insanlar geri çekildiler, oyunu gördüler, geri çekildiler. Bizim bu Gene Sharp'ın teorilerini ortaya koyarak yaptığımız şey olayın sadece adını koymaktı. Hı hı. Bakın şu madde, dünyanın, evet, dünyada Ukrayna'dan tutun Gürcistan'a, dünyanın birçok yerinde aynı listeyi uyguluyorlar. Evet. Bakın bu insanlar karşılıklarını koyarak, bakın bunlar, hı hı, bu adamın teorilerinde geçiyor. Burada böyle bir tezgah var, işte bunun, hı, belgesi, buna dikkat edin dedik. Tabii devamında pek çok, işte biliyorsunuz tiyatro oyunu öncesinden hazırlanmış, tiyatro oyunları, evet, falan, evet, vardı. Evet, evet. Her şey tiyatroydu. Onlar falan da ortaya çıkınca, Gezi bir tiyatroydu aslında. Deşifre, evet, olunca ortaya, hı, çıkınca her şey, bunlar geri çekildiler. Ve olaylar bitti çok şükür. Şimdi ben Mısır'daki darbeden bir ay kadar önce, belki daha bile kısa bir süre olabilir, şeydeydim Mısır'da, Kahire'de ve o hani iki farklı gösteri vardı. Mursi'yi destekleyenler, Mursi'ye karşı tavır alanlar. O Mursi'nin inmesi, düşmesi gerektiğine inanan kitle, yani o meydanlardaki insanlarla konuştuğum zaman Türkiye'dekine benzer bir söylemle karşılaşmıştım. O zaman Star Gazetesi'nde onu manşette yapmıştık. Şey diyorlardı mesela, yüksek, daha eğitimli, işte hekim, hakim gibi insanlar. Sanatçı. O eylemlere darbeden katılan, önce mi Fadime? Darbeden önce, yaklaşık bir ay gibi bir süre önce, belki biraz daha erkendir. Çünkü ben döndüm, olaylar birden inanılmaz, hani kan dökülen boyutlara, şiddetli boyutlara geldi. Ben oradayken son derece, daha doğrusu Mursi'yi destekleyen kitle son derece barışçıldı. Tatlı tatlı anlatıyorlardı, hani biz irademizde seçtik, Mursi'ye şans tanımalıyız, biraz zamana ihtiyaç var diyerek destekliyorlardı. Doktorlardan bahsediyordum ben, bölmüş oldum. Bu hakim ve hekim, yani daha nasıl diyelim, eğitim görmüş Mısır toplumu içerisinde belli bir seviyeye sahip insanların söyledikleri şey şuydu, Mursi'ye karşıtlığını ifade ederken diyorlardı ki, yani Mursi'yi destekleyenlerin hani şeyi yeterli değil, eğitimleri yeterli değil. Nasıl olur da parmak basarak oy veren insanlarla benim iradem bir olabilir? Bu hani dağdaki çobanla oyun benim bir mi mantığıyla birebir, neredeyse aynı bir mantıkla cevap veriyorlardı ve bu çok yaygın bir kanaatti. Hani bir kişiden duyduğum bir şey değildi. Bir sürü insan
parmakla oy veren insanlar mı yönetecek beni? Şunu anlayabilir miyiz? Diyordu. İngilizler yerleştirdiği her yere, yerdeki insanlara aynı kodları yüklemişler. Bu benzerlik taşıyor. Bir fazlası var. Daha var orada. O da şu. Darbenin de kendince bir taslağını, literatürünü yapmışlar. Bütün ülkelere aynı formatta uyguluyorlar. Evet, bir kopyasını uygulamaya çalışıyorlar. Biraz tembel işi ama ezberlerini bozdu Türkiye. Ne Gezi'ye yol verdi, ne sonraki girişimleri, şimdi ne de 15 Temmuz'u. Benzer şeyleri biz Fransa'da görüyoruz. Biraz önce hocam dikkat çekti. Bu önceki grevlere benzemiyordu diye. Ki böyle olacağı zaten belliydi. Şimdi bizim o saydığımız maddeleri Fransa'da görmeye başladık. Duran adam. Piyanoyla çıkmış birileriyle. Benzer. Hatta dinç, kepçeler falan sokaklara çıkmaya başlamış. Yağma aynı bizim burada gördüğümüz hadiseler gibi. Birebir aynı şeyler yaşıyor. Bu yağma meselesi. Şimdi Fransa'da da mesela, biz tamam Fransa'dan bize ne ya, beter olsunlar, ettiklerini çekiyorlar. Ama olayları okuma anlamında bence şu bazı noktalara dikkat etmemiz lazım. Bu olayların hemen öncesinde ne oldu? Gezi'de nasıl ki Cumhurbaşkanımız Gazze ile ilgili Beyaz Saray'da rest çekmiş ise burada da bir şey oldu. Hı hı. Avrupa ordusundan bahsetti Macron. Hı. Ve bununla ilgili Trump'la tartışmalar yaşadılar. Hatta biliyorsunuz biz olmasaydık 2. Dünya Savaşı'nda siz Almanca öğreniyor olacaktınız diye bir tweet atmıştı, aşağılamıştı. Mütemadiyen aşağılıyor. O da müttefik olmak, bağımlı olmak değildir diye cevap vermişti. Sonra Fransa birdenbire karıştı. Şimdi buraya yayına girmeden önce okudum. Trump yeniden tweet atmış. Enteresandır. Fransa Trump'ı istiyor diyor. Dalga geçiyor. Fransa güzel. Trump'ı istiyoruz sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum diyor. Şimdi tuhaf olan şey şu. Herhalde her ülke için evet belli bir şablonu kullanıyorlar ama o ülkenin dinamiklerini harekete geçirerek yapıyorlar. Mesela Türkiye'de şimdi Fransa evet insan hakları konusunda vesaire bir geçmiş olan böyle bir toplum. Dolayısıyla bir hak talebi ya da zamlara itirazla ilgili bir şeyi kullanmak orada daha kolay. Türkiye'de de aslında son dönemlerde biraz işte CHP'nin de hani siyaseten başaramaması, dayandığı vesayet odaklarının tasfiye edilmesi gibi bir çaresizlik hali de toplumsal olarak CHP tabanında, sosyolojisinde yaşanan bir şeydi. Biraz da hani çevre duyarlılığı, yaşam biçimine müdahale diye pompalanan bir şey. Bunları kullandılar ama şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi sarı yelekliler sonuç itibariyle hani sistem içerisindeki kendi hakları ve yaşam kalitelerinin düşmesiyle ilgili bir şeye itiraz ediyorlar. Türkiye'de şu vardı. Gezi'ye çıkınca gördüğümüz şey öyle değil mi? Yani Abdullah Öcalan bayraklarıyla Atatürk flamaları yani iki flama yan yana asılıyordu. Mesela o merdivenlerin başındaki polis otosunu ben hiç unutmuyorum. Ters çevrilmiş, yakılmış bir polis arabası ve arabanın dört tekerine dört bayrak asılmıştı. PKK paçavrası, hemen yanında Türk bayrağı, Abdullah Öcalan posteri, Atatürk posteri. Ve şuna da gözlerimle şahit oldum. Kalpak giymiş bir adamla elinde Atatürk'lü Türk bayrağı taşıyan bir kadın orada hatıra fotoğrafı çekiyordu. Ben onları görünce bunun asla normal bir şey olamayacağını düşündüm. Orada kurgusal bir şey var. Bakın Atatürkçülerin Öcalan'la PKK bayrağıyla asılmış, yakılmış bir polis arabasının önünde fotoğraf çektiren insanlardan bahsediyoruz. Bu normal bir şey olamaz. Hani terör örgütleriyle saldıracaklarının ilk işaretlerinden biriydi o. Kemalistlere PKK'yı kabul ettirdiler. PKK'ya da Kemalistlere o Gezi eyleminde. Bir işbirliği. Yine kaynaştırma yani. Şeyi. Orada, evet, bir işbirliği provası. Orada Yunan bayrağını gördük. Esad'ın bayrağını gördük. Zulüm 1453'te başladığı yazılarını gördük. Evet. Aslında her şey gayet çok açıktı aslında. Bütün yani. İşaretler çok açıktı. Özlem sen ne düşünüyorsun? Abi, şimdi seni dinlerken Fadime'ciğim tabii biz de buna benzer tartışmaları geçen hafta mecliste yaptık. Ama onun öncesinde şunu söyleyeyim. Bir izleyicimiz İmran Hanım bir şey göndermiş. Diyor ki Mehmet Ali Arap
Alabora. Alabora. Hı hı. Bir kanalda Türk Max'ı şeyden evvel, Gezi'den evvel her akşam program yaparak bu tarz çağrılarda bulunuyordu diyor. Bu tarz işler konusunda terörize eden konuşmalar yapıyordu diyor. İfade etmek isterim. Şimdi biz de mecliste aynen bunları konuştuk Fadime'ciğim. İşte bir Mersin CHP milletvekili çıktı kürsüye ve inanılmaz bir Gezi güzellemesi yaptı. Yani Gezi bizim için özgürlüğün tepe noktası gibi bir şey, bir konuşma yaptı. Hı. Tabii biz de çok doğal olarak, yani ben de derim ki bir terörizmin bir doruk noktasıydı Gezi. Ve bunun üzerine çıkan tartışmada şöyle bir şey söylediler. Hakikaten anlamakta insan çok zorlanıyor. Siz çocukları öldürenlerin yanındasınız. Biz çocukları koruyanların yanındayız. Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum. Orada her şeyi söyledik ama tabii meclise konuşulan pek çok mesele şeye yansımıyor. Doğal olarak kamuoyuna yansımıyor. Çünkü sürekli devam eden tartışmalar var. Evet. Şimdi Gezi'nin bence en önemli noktalarından bir tanesi Fadime. İnsan 50'sinden sonra terörist olmuyor zaten. Baktığınız zaman terör örgütlerinin en sevdiği şeyler çocuklar. Hatta 18 yaş falan değil yani, onun altı gerçekten çocuk olanlar. Yani 12-13 yaşından sonra. Gezi'de de bunu çok somut Gezi'de olarak de gördük. 13-14 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Aynen. Yer altından çıktığı belli tipler o çocukları çevirmiş konuşuyorlar. Yani hepimiz çok üzüldük. Yani evet. İşte ben adını da söyleyeceğim. Berkin Elvan'ın ölümü üzerine kim üzülmez ki? Bir çocuk nihayetinde. Hepimiz üzüldük. Ama ben Burakcan'ı hiç konuşturmadılar. Özellikle. Aynı şey. Evet. Ya Burakcan o da bizim, bakın hemen kulaksızda evet. Hemen burnumuzun ve çok hunharca öldürüldü orada. Şimdi aynı şekilde ama biz ya onların yaptığını yapmıyoruz. Yani onlar siz, çünkü ölen çocuklar hepsi bizim çocuklarımız günün sonunda. Ama şunu görmemiz lazım. Orada da ifade ettim. Çocuk olmak, mecliste de söyledim. Çocuk olmak maalesef insanların suç işlemesine engel değil Fadime. Evet. İnsanlar zaten bilerek çocuklara suç işletiyorlar. Bakarsınız şimdi Anadolu'da yok mu 15-16 yaşında çocuğun eline silahı verip annesini öldürten, abisini öldürten, kendi çocuğuna, kendi hanımını öldürten, kadının eşini öldüren zalim babalar yok mu? Var. Yani bizim şu anda hapis yatan evlatlar, çocuklar yok mu? Var. Şimdi böyle baktığımız zaman terör, PKK niye çocukları dağa kaldırıyor? Niye 45-50 yaşında insanları alıp götürmüyordu, onları alıp götürüyor? Teröre karışan çocukların hayatta kalma süresi nedir? En fazla 21-22-25'i zor görüyorlar. 5 yıl daha çıktıktan sonra. Şimdi bütün dünyadaki terör örgütlerinin en önemli hedef kitlesi çocuklar. Siz çocuk olmayı tek başına bir masumiyet alanı olarak ortaya koyarsanız aslında terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yani CHP tekrar Gezi ile alakalı bir güzelleme alanı açmakla terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor. Evet. Biraz evvel anlattığın tespiti çok önemsiyorum. Yani Gezi'de yapılan aslında bir kaynaştırma, hani olur ya, kaynaştırmalı programlar vardır. Farklı hayat tarzlarını bir araya getirirsin. Okullarda kaynaştırma programları olur. O aslında bir kaynaştırma alanı, meşruiyet alanı. Orada AKM'nin üzerine asılmadı mı? O teröristin fotoğrafları asılmadı mı? Yanına da Atatürk'ün resmi konmadı mı? Normal şartlar altında bu ülkede, yani teröre şu kadar mesafesi olan insanın tahammül edeceği bir görüntü müdür? Ama ettiler işte. Ama ettiler. Ettiler. Hatta hala asıl problem o günkü tahammülden öte. Diyelim ki oraya gidemedi, göremedi, kamuoyu gözünü boyadı. İyi de üzerinden bu kadar zaman geçti. Bu kadar zaman sonunda gerçek resim ortaya çıktı. Ama ona rağmen hala Türkiye'de kamuoyunda, hala meclisin göbeğinde, yani siz efendim şeyden yanasınız, çocuk katillerinden yanasınız deme cüretini gösteriyorlar. Hala gezi güzellemesi yapabiliyorlar. Yani bu Türkiye'deki olan meseleleri okumak açısından çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Ve günün sonunda ne oldu? Kendi işlerini meşrulaştırdılar. Yani bir terör örgütüyle beraber siyaset yapmayı, bakın bir siyasi partiyle demiyorum, elbette isteyen istediği siyasi partiyle bir araya gelebilir. Ama herkes biliyor ki o parti tek başına bir siyasi parti değil, bir terör örgütü tarafından yönetilen bir parti. Ve böyleyken de Türkiye'nin en işte eski, öyle diyelim, kadim partisi, öyle ya da böyle, bakıyorsunuz Türkiye yönetmeye talip olduğunu söyleyecek ve bunu kazanmak için her yolu meşru görecek. Bu FETÖ'cü terör örgütüyse de onunla beraber yürümeye devam edecek. PKK ise de onunla beraber yürümeye devam edecek. Yani buna ben insanımızın tahammül etmeyeceği kanaatindeyim. Fadime. Çok haklısın. Şimdi siyasi partililer üzerinden ister istemez konuşuyoruz. Çünkü seslendikleri bir tabanları var. Öncelikli olarak kendi tabanları var. Bir siyasi partinin toplumu ve hasreten de kendi tabanını bir konuda ikna etme, hani onun tabii ki talebini, itirazını alır, değerlendirir, siyasete tercüme eder ama
Netice itibariyle bir konuda onu ikna etmesi de gerekir. AK Parti'nin en temel belirleyici özelliklerinden birisi bence hani toplumu belli konularda, Türkiye'nin iyiliğine olduğunu inandığı konularda ikna edebilmesi. Yani işte ne bileyim, mesela emeklilikte yaşa takılanlar ya da belli bir konuda idam ya da herhangi bir konuda mesela toplumdan bir ses yükseliyor. Eğer o yapılamayacak bir şeyse neden yapılamayacağını anlatıyor. Ya da yapılması gereken bir şeyse bir şekilde anlatıyor, ikna ediyor ve o kararın, o siyasetin temel bulmasına yol açıyor. Şimdi CHP'de herhalde noksan olan ya da nasıl diyelim, yanlış yerde yanlış konular üzerine bir ikna çabasına girmiş olmasıyla ilgili biz bir sorun yaşıyoruz. Şuraya getireceğim lafı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yurt dışına bir gezi yaptı. Az önce Yücel Bey'in de hatırlattığı gibi Almanya'ya ve Avusturya'ya gitti. Henüz adaylarını belirlemiş. Yanlış hatırlamıyorsam sadece 19 ilin adayı belli CHP'de. Hmm. AK Parti 75 adayını açıkladı. Yani ana muhalefet partisi daha sadece bu kadar az bir aday belirlemişken bir haftasını muhalefetin lideri dışarıda geçiriyor. Ve Almanya'da da görüştüğü kişilerin kimlikleri açık zaten. PKK destekçiliği çok aşikar. Şimdi hani bunun hani PKK ya da PKK'ya destek vermiş siyasetçilerle yaptığı işbirliğinin sonucunu görmüş ve oyu zayıflamış bir siyasi parti lideri yanlış bir ikna çabasında değil mi? Yani siyaseten buradan vazgeçmesi gerekmez mi? Özlem Hanım, çok isabet ettiği bir noktayı ben de şu pencereyle ek yapmak istiyorum. O da şu: siyaset samimiyet. Yani toplumda doğrudan temas kurma. Sizin kafanızdaki projelerle size tabiri caizse verilen işte operasyonel faaliyet alanıyla bir siyaset yapma çabasına girerseniz bunu toplumda ters tepiyor. Örnekliklerini CHP siyasetini tüm geçmişim. Hepsine bakın. Şimdi mesele şu: aslında toplumla siyasetin özdeşleşmesi denen şey de işte oradaki samimiyet duygusu ve bu noktada eğer siz topluma ilişkin yaptığınız bir proje var, bir siyasi çıkış var ama biliyorsunuz ki bunun yanlış bir algısı var. Sonradan bunun yapma gerekçesini ortaya koyun. Evet, bugünün şartları buna el verdi, bu sebeple hareket ettim dediğinizde eğer bu hatalı bir yol da olsa toplum bunu tolere ediyor. Ki bunun örnekliklerinde Sayın Cumhurbaşkanımız mesela İstanbul'a ilişkin imarlaşmadaki problemleri söylediğinde evet bu bir toplumsal realiteydi, o günün şartlarıydı ama bu İstanbul dokusuna uygun değil dedi, değil mi? Hı hı, bu söylem. Hı hı. Benzer süreçte toplum bunu tolere etti mi? Etti. Ediyor. Niye? Çünkü bu kaçınılmaz bir realite olarak, kaçınılmaz bir sonuç buraya geldiyse biz bunu en azından bugün itibaren nasıl imar ve ihyaya ve inşaya tahvil edelim. Şimdi CHP siyasetine döndüğümde sorun şu: arayışın hepsi ben kazanan olayım ama yöntem ne olursa olsun. Ben kazanan olayım, yanımda kim durursa dursun şeklindeki bir çıkış. Şimdi sorun Türkiye düşmanlarıyla da olur bu. Amerika'nın istihbarat örgütüyle iş tutmuş FETÖ ile de olur bu. Türkiye'ye ilişkin zarar verecek mekanizma ne varsa onunla da olur bu. Yöntem bakımından da her tür yöntem mübah olur. Yani eğer siz bunu önünüzde bir kriter, ahlaki bir kriter ve nihayetinde samimiyet temeline ulaşmayan bir siyaset olarak yapmaya kalkarsanız bu maraz her gün her anında böyle marazını kendi işte sorunun ortaya çıkarır. Ama kazandırmıyor da CHP'ye. Ben işte CHP siyasetinin bu körlüğünü anlamakta zorlanıyorum. Yani gerçekten toplum şu vakte kadar ki ben işte ekranlarda konuşan, Türkiye'deki fikir serdeden insanların hepsine bakıyorsunuz. Eğer bunlardan kısmi bir nebze olsun, kendine bir not alsa, bir payı olarak yazsa ve özet çıkarsa zannediyorum ki doğru yolu bulacaklar. Ama sorun şu: işin inşasında, kuruluşunda problem var. Yani siz hayata hüsnü niyetle, samimiyetle bakmadığınızda yapacağınız işlemler ve nihayetinde üreteceğiniz siyasette buraya gidiyor. Kazanmak problem değil de kaybettirmek üzerine bir şey var, kurgu var. Yani kazanmak yani, isteyen kişinin yapacağı bir yaklaşım değil bu yani. Yani dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği üzerindeki işte şer odaklarıyla ittifak kuraraktan Türkiye'den siyaset üreteceğim. Ben bunu anlamlı bulamıyorum. Yani sen Sevim Dağ Deviren'de herhalde böyle, hı hı, Avrupa Parlamentosu'nun PKK'lı bir kadıyla oturacaksın. Türkiye'deki Orta Anadolu'da siyaset üreteceksin. Yani Türkiye'nin büyük bir ekseriyetinde
dünyadaki en büyük şiddet terör örgütü kabul edilmiş. Yani şimdi PKK'nın şiddet ve terörünü dünyada çocukları, öğretmenleri, bunun katliamını en fazla Kürt vatandaşlarımız biliyor. Yasin Börü ile 53 tane katledilen Kürt biliyor bunun, bunların ne kadar vahşi bir varlık olduğunu. Aslında bunların siyaseti. Aslında şehit aileleri biliyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin 40 yıllık ruhunda böyle işte ne diyelim, volkan gibi patlayan bir nefreti, buna ilişkin bir şeyi, meseleyi sen bunun üzerine farklı kanallarla temas kurarak Türkiye'de paydaşlık kurarak siyaset zemini üretiyor. Evet. Şimdi bu kafa Türkiye siyaseti değil. İster bunu Almanya'da ara, istersen gel Türkiye'nin içerisinde ara. Türkiye'lilik üzerinde bu milletin paydasıyla paydaşlaşan, samimiyet ekseni üzerinde siyaseti inşa etmediğin takdirde ondan sonra o kavanoz içerisindeki çekirge gibi zıplamaya mahkumlar. Kadimeciğim, komik bir şey söyleyeceğim. Hasretleri öyle büyük ki demiş bir izleyicimiz. Büyük alışveriş sitelerinde o sarı yelekler %70-80 indirimle satılıyormuştu Türkiye'de. Bu nasıl bir şeydir mesela? çok tuhaf bir şey. Yeleğimi aldım da geldim. Giysinler, buyursunlar. Giysinler de görelim yani kimmiş onlar. Yücel Bey... Burada sandığa bu giderken, saatten sonra Türkiye'de... Yeleğini al da gel falan kampanyası yeniden, var herhalde. Yeniden böyle bir deneme yapmış. İşte. Yok, buyursunlar yapsınlar bence. Buyursunlar. Yani artık şerbetliyiz biz kolayca. Biraz önce söylemeyi unuttum. Bu eski vesayetçi kafa diyoruz ya, öyle tarif ediyoruz. FETÖ'den mağduriyet çıkarırken milliyetçi ve muhafazakar kesimi hedef alıyor. Ya başörtüsü meselesi işte bunlardan bir tanesi. Yani ben FETÖ mağduruyum, ben dediğim olsun, başörtü yasaklansın. Yani peki 15 Temmuz'da sokağa çıkan kimdi, sen miydin? Evet. Tam da bahsettiğiniz milliyetçi ve muhafazakar kesim sokağa çıktı, canının pahasına darbeyi engelledi. Buradan eğer burada bu bir devrim ise, buradan kazançlı çıkacak olan insanlar milliyetçi ve muhafazakar kesim olması lazım iken buradan sen nasıl güç devşiriyorsun? Bu hokkabazlıkları artık bizim daha açık yüreklilikle dikkat çekmemiz lazım. Şimdi bu Gezi'den bu yana öğrendiğimiz bir şey var. Bu adamlar algı operasyonunu çok iyi beceriyor. Gezi'nin ilk günleri özellikle gazeteciler bu konuda çok onlar daha tecrübeye sahip. Bence onları çok büyütmeyelim. Onlar değil yani. Onlara bu oyunu kuranların bir şeyi var. Bu tabii ki küçük bir azınlık bu. Yani ya burada bence 8. Suç Ceza Mahkemesi, siz de işaret ettiniz. O işte Ivan Maroviç'le o dediğiniz. Sırp. Evet, yani tahvil edilen, dikte edilen, sunulan bir tane proje var. Bu proje getirip bugün Türkiye'de Gezi olarak işte sahneye konuluyor. Semboller, kişiler, işte organizasyonlar, kimse, onlar eliyle süreç yürütülmeye çalışıyor. Yani ben destek. Şimdi hocam, biz onları yazdığımız zaman bize ne hakaretler edildi. Siz ne yiyip ne içiyorsunuz, neyle besleniyorsunuz diye ne hakaretler edenler oldu. Ama biz inatla yazmaya devam ettik. Ama çok önemli değil. Bunlar ciddi bir mahalle baskısı vardı. Aynı mahalle baskısı bugün bile devam ediyor. Hala devam ediyor. Belki şimdi de mesela Berkin Erdem'in konuşulduğu kadar Burakcan konuşulmuyor. Adana'da köprüden atılan insanlar konuşulmuyor. Hiç gündem bile olmuyor bakın yine. Ya onlar etmedi ama bu terör örgütlerinin veya bunları eğiten o akıl neyse, onların FETÖ de bu konuda çok güçlü biliyorsunuz. Yasin Börü'ye kendisi 1 ise 10 gösterir algı operasyonuyla. PKK keza gücü 1 ise sanki 10'muş gibi pazarda. Afrin operasyonunu hatırlayın. Yücel Bey, çok özür dilerim. Yani Yasin Börü'nün katledilmesi, 53 tane Kürt vatandaşının katledilmesi, kendini Kürt olduğunu, güya Kürt halklarını savunduğunu ifade edenler tarafından. Demirtaş'la ilgili bakın, niye buna iyi bir şey hatırlattınız. Yani Demirtaş'la şey ilgili ahimden çıkan kararı, değil mi? Evet. Orada 53 vatandaşımızın vahşice katledilmesinin emrini vermiş kişiyle ilgili ahim, bunu bırakın diyor. Ben orada bir şey hatırlayayım. CHP bunu destekliyor. Açık bakmam lazım ama oradaki sanıyorum 7 kişi, o rakamın içindeki yanlış hatırlamıyorsam 7 kişi teröristti. Yani 53 diye verdiğimiz rakamın içindeki 7 kişi teröristti. Yanlış hatırlamıyorsam bakmam lazım. Evet. 45-46 kalır. O da tartışmalı. Tabii çok büyük bir rakam. Tek bile olsa öyle. Yani bir insan dahi olsa bu olaydan hiçbiri meşruiyet temelinde bir yanı var mı? Kaldı ki bir evet. De... Daha önemli bir algı operasyonu vardı. Mesela orada Yasin Börü'nün anne babasıyla mülakat yapılıyor.
Şimdi toplumsal aidiyeti belli yapanların. Hı hı. Soruyor işte Yasin Börü ile ilgili sorular sorulurken ya, nasıldı IŞİD'le falan bir bağ var. Ya bu bu kafayı anlamak zor yani. Gerçekten Türkiye'de CHP siyasetini tanımı bu. Şimdi bakın onu soran yanlış hatırlamıyorsam Cüneyt Özdemir'di. Evet. Canlı yayında Yasin Börü'nün annesine sormuştu Beşen Virka'da. Yani acı çeken, üstelik evladını tanıyamayacağı hale sokulmuş. Yani Yasin Börü'nün katledilme görüntülerini bu ülkede herhalde izlemeyen yoktur. Bir daha açıp baksın insanlar. Linç edildi. Çocuğun, yani. Linç edildi. Evet. Camdan, üçüncü kattan aşağıya atılıyor, üstünden arabayla geçiliyor. Yukarıda 9 kurşun sıkılıyor. Kurşunla öldürülüyor. Yani çocuğun vücudunda onu tanıyabileceği bir deri parçası kalmadığı şekilde. Ama bu bakın oyunu yapan birkaç kişinin yaptığı bu dehşetli saldırı bir tarafa, pencerelerden insanların bunu seyrettiği ve zılgıt çektiği bir dönemdi o dönem. Yani bir çocuk böyle katlediliyor ve pencereden insanlar izliyorlar ve zılgıt çekiyorlar, yani destekliyorlar. PKK desteğinin bu ülkede ya da işte terör destekçiliğinin ne hale gelebileceğini de hatırlamak lazım. Yani sadece o eylemi yapan katiller değil, onu destekleyen insanların da yargılanması gerekiyor. Bir de bu zihniyetle de mücadele ayrıca gerekiyor. Biz bu konularda defalarca tecrübeden geçtik. Şu son 5 yılda bile ne tecrübelerden geçtik. Bugün bunu Fransa yaşıyor. Bak Fransa'da bile baktığımız zaman diyoruz ki bu normal bir şey değil. Bunun arkasında önce Trump'la kavgası vardı. Bu bir sebep olabilir. Veya İstanbul'da yapılan bir zirve vardı mesela. Buna dikkat çekmedik. Aslında. Macron, hı-hı, Merkel, hı-hı, Putin tabii. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği de yapıldı zaten bu zirve. Buradan Amerika'nın memnun olduğunu, İsrail'in memnun olduğunu hiç zannetmiyorum mesela. Evet. Böyle. Evet. Sadece Türkiye ile Rusya'nın işbirliği noktasının yaptığı noktada Suriye'de denklem nasıl değişti? Peki buna Merkel ve Macron'un da katıldığı zaman burada taşların nasıl şekilleneceğini düşünerek bence bakmak lazım. Bu Fransa'daki olaylar asla, bunların klasik taktiğidir. Siz biraz önce biraz dikkat çektiniz. Çok haklı bir gerekçeyle başlatırlar. Hı-hı. Burada Fransa'da neydi? Taban bulsun diye tabii ki. Akaryakıta yapılan zam. Evet. Çok haklı bir gerekçe ama iş başka bir noktaya gidiyor. Başka bir noktaya girdiğini nereden anlıyoruz? Macron geri adım atıyor, olaylar daha çok büyüyor. Hı hı. Eğer Gezi'de de Sayın Cumhurbaşkanımız zerre-i miskal geri adım atsaydı, sonuç çok daha felaket olacaktı. Kesinlikle. Çok daha büyüyecekti. Doğru yönetildi. Yani ilk başta anlaşılamadı nedir bu? Geri adım atanlar İlkti. Oldu. Evet, o zaman Cumhurbaşkanı oldu, biliyorsunuz Başbakan Yardımcısı. Hı hı. Evet. Geri adım atan ifadelerde, mesela beyanatlarda bulundular. Ama zaten her şey ana hedef ana hedef yavaş yavaş ayıklanıyor ve çok net bir şekilde görülebiliyor. Bunların şimdi, çözüm olmadığını Fransa'da görmüş olduk. Onu bir daha hatırlatayım istedim. Evet. Gezi destekçisi vatandaşlar. Aslında kimsenin de çıktığı yok yani. O çağrılar cevap bulmuyor. Şimdi çok az vaktimiz kaldığını arkadaşlarım hatırlatıyorlar. Evet. O yüzden birkaç dakika senin de bu konudaki fikrini almak isterim. Yani sonuçta Fadime şuraya gelmemiz gerekiyor. Yani bir tane ülkemiz var. Gidecek hiçbir yerde yok yani. Buradan başka bir yer yok. Ve problemlerimizi çözmek için de geçmiş tecrübeler şuna bize gösterdi. Ne olursa olsun aslında siyaset iyi bir mecra. Ve biz şanslıyız. Türkiye'nin oturmuş bir demokrasisi var. Biz seçimlerini yapabilen, yani istediği vakitte yapabilen, sorunsuz yapabilen, hepimizin de itimat ettiği bir oturmuş demokrasi içerisinde devam ediyoruz. Bu geçtiğimiz olaylar da 15 Temmuz dahil olmak üzere bunları güçlendirdi. Yani benim temennim iktidar ya da muhalefet, ama özellikle muhalefet için çağrım. Yani gücün demokraside ve millette olduğunu her seçime gittiğimiz süreçte ve gündelik hayatın her akışında hatırlatmak lazım. Yani insanları terörize ederek, ayrıştırarak, kamplara bölerek yeni bir Türkiye'nin inşasına katkı sağlamak mümkün değil. Devam değil yani. Kendi açılarından da bu böyle. Yani eğer siyaset yapmak istiyorsanız, siyaset bence her şeye rağmen ümit üzerine kurulu bir şey. Ümit üzerine verilen bir heyecandan besleniyor. O yaralara rağmen heyecanı koruyan bir şey. Yaraları unutarak değil. Hiçbirimiz unutmuş değiliz. Hiçbirimizin hayatında bunların yerini dolduracak bir şey yok. Ama ona rağmen, o yaraya rağmen
iyi olmaya, iyi kalmaya devam etmek istiyoruz. O yüzden benim çağrım siyaset üretirken de iyiyi, güzeli öne çıkarmak, terörden uzak durmak ve tercihlerimizi, ortaya koyduğumuz duruşumuzu aleni yapmak. Önde söylediklerimizle arkada tuttuklarımız, sıkıştığımız eller arasında bir uyum olması. Dürüst olan kazanıyor günün sonunda. Evet. Çok teşekkür ederim Özlem Zengin, Yücel Koç ve Mehmet Sarı. Ayaklarınıza sağlık, benimle bir sohbet oldu. Yine bekleriz. Buyurun gelin. Ve tabii elbette izleyicilerimize teşekkürün en büyüğü. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.